Mevsimsel alerjik nezlesi olan kişiler bir süre sonra bu hastalığa sahip bireyler bir süre sonra bunu aslında öğreniyorlar. Hangi mevsimde hangi belirtilerin başlarına gelebileceğini ve nasıl önlemler almaları gerektiği konusunda bilgilendikten sonra bunu aslında hayatlarına uygulayabiliyorlar. Ama bunu disiplinli bir şekilde uygulamaları gerekiyor. Başta bizim belki de alerjik nezle tedavisindeki temel basamak olan alerjenden korunma yollarını öğrenmeleri gerekmekte. Bunlardan örnek vermek gerekirse, önce sabah polenlerin ve alerjenler havada çok yoğun miktarda bulunur sabah saatlerinde. O yüzden eğer odayı havalandıracaksa, evi havalandıracaksa birey, bunu sabah saatlerinde, erken saatlerde yapmamasını öneriyoruz. Bu ciddi bir önlemdir. Daha çok öğleye doğru havalandırmasını istiyoruz. Ama tabii her zaman evde yaşamadıkları için insanlar işe gidiyorlar, okula gidiyorlar. Sabah çıktıklarında çok yoğun tabii belirtiler gösteren insanlar için bu geçerli olabilir. Maskeyle, o sabahın yoğun saatlerinde işe giderken, okula giderken maskeyle gitmeleri, işten ya da okuldan eve dönerken üzerlerini içeriye girmeden, oturma odasına, kanepeye ya da yatağa uzanmadan hemen değiştirmeleri ve normal ev içi giysilerle gelmeleri. Yani dışarıdan gelen polenlerin bir de evin içine dağılmasını önlemek adına bunu yapmaları gerekmektedir. Ev tuz akarları ya da küf mantarlarına alerjisi olanlar ise bazı küf mantarlar mevsimsel değişkenlik gösterebilmekte. O yüzden ev içinde banyo gibi, mutfak gibi nemli ortamlarda bizim gözle göremediğimiz su kaçakları, nemli ortamlara yol açarak küf mantarının oluşumu neden olabilir? O anlamda da buraların temizlenmesi gerekmektedir ya da o bölgelerden olabildiğince uzak durmaları gerekmektedir.